Girin. İyi günler Feride Hanım. Buyurun Emel Hanım, bir şey mi soracaktınız? Velayetle ilgili işlemler niye bu kadar uzun sürüyor? Sanki biraz ağırdan alıyorsunuz gibi geldi bana. Emel Hanım, sizinle açık konuşacağım. Evet, işlemleri biraz ağırdan alıyorum çünkü... Cemre'nin sizin yanınızda güvende olduğunu düşünmüyorum. Haddinizi bilin. Ben onun halasıyım. Neye dayanarak böyle konuşuyorsunuz, ne hakla? Hislerime dayanarak böyle konuşuyorum. Soracağınız başka bir şey yoksa işime devam etmek istiyorum. İyi günler. İyi günler Neriman Hanım. Buyurun hanımefendi. Cemre'nin velayetiyle ilgili durumu öğrenmeye geldim ama... yardımcınız yeğenimin velayetinin bana verilmeyeceğini söyledi. Kim, Feride mi? Sebep neymiş? Cemre benim yanımda güvende değilmiş. Bakın Neriman Hanım, bilmediğiniz şeyler var. Bu çocuk hasta. Geceleri evden kaçmasın diye kapıları kilitliyorum. Her an kendisine ya da bana bir şey yapacak korkusuyla yaşıyorum, inanın. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Çok normal değil mi? Bu çocuk 3 yakınını kaybetti. Yaşadıkları çok ağır. Artık kaldıramıyor. Eğer onu yurda alırsanız... Cemre'nin ya da arkadaşlarının can güvenliğini sağlayabilecek misiniz? Vallahi bu durumda Cemre'nin sizin yanınızda kalması daha uygun tabii. Yani velayetini veriyor musunuz? Veririz efendim, veririz. Siz Feride'ye bakmayın. Ben velayeti bizzat kendim vereceğim size. Teşekkür ederim. O zaman ben kalkayım. İyi günler. İyi günler.